Rusya'nın Türkiye'ye domateste koyduğu 200 bin tonluk kotanın dolmak üzere olması nedeniyle Turfan'da sebze üreticileri kara kara düşünmeye başladı. 2600 ton kota kalırken Rusya'nın domateste kota arttırması istendi. Turfan'da sebze üreticileri yılbaşına kadar Rusya'nın daha da fazla domates talebi olabileceğini ve bu talebi karşılayabileceklerini söylerken, bakanlık düzeyinde Rusya ile görüşmeler yapılmasının beklendiği ifade edildi. Türkiye Haller Federasyonu Başkan Vekili Atabey Akgün, Federasyon Başkanımız kotanın artırılması için yeni talepte bulundu. Yılbaşı yaklaşıyor, kotanın artırılmasını istiyoruz dedi. İletişim sürüyor, çalışmalar sürüyor. Hem Ticaret Bakanlığımız hem de ihracatçı birliklerimiz nezdinde o çalışma sürüyor. Dün akşam itibariyle resmi bilgi 197.400 ton. Yani 2600 tonluk bir kota kaldı. O da birkaç günlük bir kota. İhracatçılarımız mağdur olmasın diye ihracatçı birliklerimiz sürekli uyarılar yapıyor. Beklenti var. Çünkü yılbaşı önü Rusya pazarı geniş bir pazar. İhtiyacı olan bir pazar. Çünkü İspanya artık Rusya pazarına yeterince hitap edemiyor Avrupa'nın tarımsal ihtiyaçlarından dolayı. İnşallah temennimiz kotanın arttırılması. Hazırlıklar sürüyor. Rusya tabii, Rusya pazarı bizim olmazsa olmaz pazarımız. Yani şöyle söyleyeyim, Avrupa pazarının yaklaşık iki katı Rusya kotam şeyimiz var, Rusya pazarımız var. Tüm ürünleri çekiyor. Narinciye grubu, domates, diğer ürünlerin tamamını çekiyor. Onun için o pazar bizim olmazsa olmaz ihtiyacımız. Fakat parantez içinde bir şey açayım. Lütfen. Biz de onlar için olmazsa olmaz noktadayız. Yani alternatifimiz yok değil ama biz o pazarda hem TL'nin biraz revize olması hem de nakliye yakın bölge olmasından dolayı biz de onlar için ihtiyaç olan bir şeyiz, üretim alanıyız. O inşallah karşılıklı koordinasyonla kotalar arttırılacak. Sadece zaten domateste var kota, diğer ürünlerde bir kota yok. Diğer ürünler serbest. Domates kotasında arttırılmasını bekliyoruz. Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit ise yeni ihracat kotası açılmasını çiftçilerimiz dört gözle bekliyor diye konuştu. Vallahi yeni kota açılmasını çiftçilerimiz dört gözle bekliyor. Çünkü domatesin şimdi şu anlarda yani aynı korona gibi pik yaptığı zaman değil. Ama şu 15-20 gün sonra Humlu ve Karadere, Karaköy'de çıkacak olan tek mahsul ürünlerde bu en üst seviyeye çıkacaktır. Onun için kotanın bir an önce yükseltilmesinden fayda vardır diye düşünüyorum. Daha önce de söylediğimiz işte Belarus, Rusya, Almanya, Orta Doğu ülkeleri gibiden sonra Avrupa ülkelerine bu ihracatın açılması gerekiyor. Bu belirli bir sınırda, belirli bir ülkelerde yalnız orada ihracat yapmamız bize sıkıntı yaratıyor. Onun için Avrupa ülkelerine de bu ihracat konusunda açılmaz ve kotanın yükseltilmesi gerekiyor.